Sevilmediğini bilen bir kişi, çocuklukta sevilmeye değer olduğunu hissedememiş olan bir kişi, kendini sevilmeye değer bulmayan bir kişi, öyle söylenmiş. Şu haline bak senin. Çarpık çırpık bacaklarına bak senin. Ağzının büyüklüğüne bak senin. Şu oturuşuna bak. Şu gülüşüne bak. İşte vücudunu büyüteceğine aklını büyüt. Bunlar çok gündelik yaşamımızın çok sıradan şeyleri. Hocam bunlar zaten edilgen çocuğu ortaya çıkarmıyor mu? Bu sürekli ailede, Maalesef. aile içerisinde bunlara maruz kalan bir çocuk kendini muhtemelen duyduğu Aslında bu şekilde çocuk, değiştirmeye çalışıyor. eğer bu çocuğun üzerinde hani çocuğun kırılıncaya kadar gidilmiş ve direnci çıt diye kırılmışsa çocuk edilgenleşiyor. Ancak edilgenlik öncesindeki dönemde çocuk tepkiseldir. İşte ağzın büyük, burnun küçük, sen ne biçim çocuksun, tembelsin, sen ahlaksızsın. İşte arkadaşlarına baksana, onlar şöyle yapmışlar. Tatili ne güzel geçiriyorlar. Senin şu haline baksana gibi çocuğun üstüne bu cümleler ile geldikçe çocuğun ilk davranışı tepkisel olur. Çocuk kendini korumaya yönelik olarak tepkisel davranır. Ama eğer yetişkin çok kararlıca ve onu kırmak üzere, direncini kırmak üzere çok ısrarla gidecek olursa çocuğun artık direnecek gücü kalmadığında çıt der ve böylece kalır en sonunda. İşte ondan sonra da evet edilgenlik başlamış olur. Ondan sonra da edilgenlik başlar. Peki hocam direnci kırılmadan önceki o tepki verdiği süreç daha çok böyle hani hırçınlaşarak, karşı çıkarak ya da inatlaşarak verdiği süreç mi? Evet, aynen öyle. İnatlaş, o dönemde mesela hiç laf dinlemiyor. İşte sen ne biçim konuşuyorsun annene? Ne biçim çocuk oldun sen? Denilen dönemlerin aslında biraz ayrıntılarına bakılsa, ya bu çocuğun kalbini kırıyorsunuz, bu çocuğun duygularını kırıyorsun, bu çocuğu kendiyle barışıklığını engelliyorsun. Ve bunların temeldeki sebebi kendi kaygıların, işte çocuğun okulda kalacak, çocuğun geride kalacak, arkadaşların içinde rezil olacak. Anne baba sana sorduğu sırada bu çocuğa hiç mi bakmıyorsunuz? Niye zayıf bırakıyorsunuz? Niye şunu dedi? Hep kendi kaygılarının çocuğun üzerinde aslında şiddete dönüşmüş olması. Çocuğun da o sırada benliğini koruyabilmek için tepkisel olarak karşılık vermiş olması. Evet. Eğer çocuk dayanacak gücü kalmadığı sıradaysa, kendi de fark etmiyor tabii bunun, çıt diye kırıldığında edilgenleşmeye başlıyor çocuk. Yılışmaya başlıyor. Evet, ondan sonra yılışmaya başlıyor çocuk. Sonra biz böyle hani bazı çocukları görüyoruz, işte şey diyoruz, ne kadar akıllı işte, hiç sözünden çıkmıyor ebeveyninin, işte çok uslu, hiç hareketleri hiç yaramaz değil bu çocuk. İşte annelerin de çok hoşuna gidiyor, hatta annelerin, babaların. Ne söylese onu yapıyor, derslerini çalışıyor, çok başarılı, ödevlerini zamanında yapıyor. Yani hiçbir yanlış, hiçbir falsosu yok çocuğun, yani dört dörtlük. Böyle Evet. çocukların edilgen olduğunu söyleyebilir miyiz çoğunlukta? Yani şu benim tecrübelerim şunu getirdi beraberinde. O akıllı uslu denilen çocukların belki tamamına yakını aslında edilgenleşmiş olan çocuklar. Yani ben akıllı uslu çocuk görmedim. Yıllarca çocuklarla birlikte çalışan, pedagojiye bu kadar vakit ayırmış olan birisi olarak ben gerçekten akıllı uslu çocuk görmedim. Çünkü çocuk delidir. Hani bir heyecanlıdır. Yaşam onun için Luna Park gibidir. Bir o oyuncağa koşan, bir bu oyuncağa koşan bir vaziyeti vardır. Dışarıda top oynayacaktır. Top oynadıktan sonra basketbol oynamak isteyecektir. Hep bir sonraki gelişim çağının davranışlarını isteyecektir ki içindeki o gelişim süreci devam etsin, heyecanı devam etsin. 4 yaşındaysa 10 yaşındaki çocuk davranışını isteyecektir. Ben de telefon istiyorum, ben de telefon istiyorum diyecektir yani. Gelişim böyle devam ediyor. Anne baba da işte o çocuğunun yaşına uygun olmayan belki davranışlarını pedagojiden edindiği bilgilerle sağlıklı bir iletişim içerisinde onu kendi sınırlarına ait yavaş yavaş gelişimini destekler bir vaziyette götürmeye çalışacaktır. İşte bu süreci içerisinde şunu söyleyen bir anne babayla karşılaştım mı ben? Yani hiçbir problem yaşamadan çocuğumu büyüttüm. Yani olmaz böyle bir şey. Yani öyle hiç. Ya incitmişsindir, gücünü kırmışsındır.
böyle el pençe divan durur vaziyete getirmişsindir. Değerleriyle korkutmuşsundur. İnançla korkutmuşsundur. Ahlakla korkutmuşsundur. Toplumla korkutmuşsundur. Edilgenleştirmişsindir. Bundan dolayı zannediyorsun ki beni hep dinledi zannediyorsun. Dinlemez ki. Dinlememiş olması lazım. Dinlememiş olması lazım. 18 yaşına geldiğinde aynı ortamın içerisine girdiğinde, 19 yaşına geldiğinde aynı ortamın içerisine girdiğinde bir oğlan çocuğu sana hiçbir heyecan vermezken aile toplantısında, bir bulunduğun sosyal bir ortamda sen keyiflice o ortamdayken 19 yaşındaki kızın oradaki bir oğlanla hafifçe göz göze temas ettiği sırada kalbi pıt 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 atmaya başlar. Sen bundan hiç haberin de olmaz. Eğer bunu sana söyleyemiyorsa, söylediği zaman canın sıkılıyorsa, hani o zaman hani gelişimi çok biliyor olarak değerlendiremezsin kendini. Ve hiç söylemedi. Benim kızım hiç kimseyi beğenmedi. Şimdiye kadar hiç kimse onu heyecanlandırmadı. Olabilir, uzaylı olabilir yani ama heyecanlanmış olması lazım. Yani seninki de heyecanlanmış olması lazım. Beni hiç üzmedi. Ben kimi dedim onunla gitti evlendi. Ben dolabına şunu koyacaksın dedim hep dolabına onu koydu evlendikten sonra da. Eşiyle her şeyini benimle paylaşır. Ben anlatma kızım derim yine de anlatır. Yo yo bu sağlıklı bir kişilik modeli değil yani. Evet genellikle edilgenleştirilen çocuklar akıllı uslu olarak baba tarafından yorumlanıyor. Bir orada bir yanlışlık var gördüğüm kadarıyla. Akıllı uslu hale getirilen edilgen çocuklar var. Bir de güçlü kuvvetli diye onlara da genellikle erkek çocuklarda şey yapılıyor. Hani böyle taşı sıkar, suyunu çıkartır, böyle tırnaklarıyla bilmem ne yapar. Orada da aslında birazcık o cool erkek modeli, sert erkek modeli, sert bilmem ne içerisinde de aslında farkına varmadan duyarsızlığı sanki böyle bir yetenekmiş gibi zanneden bir yapı da oluyor. Bir edilgenliği akıllı usluluk olarak, iki duyarsızlığı da sanki güçlü kuvvetli olarak bir yanılmanın içerisinde maalesef oluyoruz. Hem anne babalar olarak hem de belki toplum olarak da bu yanılgının içerisindeyiz.